Seyirciler merhaba. Uzman Reçetesi'nin bu haftaki programında Doktor Cem Akman, medikal estetik uzmanı bizlerle beraber. Cem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem Hocam'la bu hafta hepimizi ilgilendiren, bir şekilde ilgilendiren medikal estetik uygulamalarını konuşacağız. Botoksu konuşacağız, dolgu işlemlerini konuşacağız, cilt yenilemeyi konuşacağız. Son günlerde çok popüler olan Matrix yöntemini konuşacağız. Evet sevgili hocam, medikal estetiği tanımlarsak, genel bir tanım getirmemiz gerekirse nasıl tanımlamalıyız? Medikal estetik cerrahi operasyon, cerrahi müdahale olmadan ufak medikal uygulamalarla insanların yüzünde, cildinde, vücudunda bir takım olumlu değişiklikler yapmak anlamına geliyor. Cerrahi uygulamalara farklı avantajlar söz konusu. Yani bir anestezi olmadan, hastanın sedasyonu olmadan basit, kısa sürede bazı riskler almadan yapılan ufak ince uygulamalar. Yani esas bizim bildiğimiz hani hep plastik cerrahi, estetik cerrahi vesaire deriz. Medikal estetik bu anlamda hani bizim kendi branşımla ilgili söyleyeyim, kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi gibi. Evet. Kardiyoloji cerrahi olmayan kalp hastalıkları kısmı, kalp damar cerrahi cerrahi olan. Demek ki medikal estetiği biz genel anlamda cerrahi uygulama olmayan outpatient dediğimiz ayaktan işlemleri, evet, olarak tanımlayabiliriz. Peki hani çok epeydir duyuyoruz, hayatımızın bir parçası artık botoks uygulaması. Botoks nedir hocam? Tam olarak nasıl tanımlamalıyız? Botoks şöyle, bir mikroorganizmanın toksini, Clostridium botulinum mikroorganizmasının toksini, botoks ismini de buradan almakta. Bu toksin toz halinde yurt dışına ithal olarak Türkiye'ye gelmekte. Bunu sulandırarak istediğimiz bölgelerde, tıpta farklı alanlarda kullanmaktayız. Biz kozmetik, medikal kozmetik için kullanıyoruz ama bunun dışında tıbbın içerisinde sağlık için, bir şaşılık tedavisinde, kas spazmlarında, mesane problemlerinde, farklı uygulamalarda da kullanılabiliyor. Bizim uygulama alanlarımız çok daha farklı. Örnek vermek gerekirse, bir göz çevresinde kaz ayaklarını, alın bölgesindeki yatay çizgileri, glabella'daki derin kas hareketlerini durdurmak için, dudak üstündeki ince sigara çizgilerini durdurmak için veyahut da aşırı terleme tedavisinde, koltuk altlarında, el ve ayak terlemelerinde aşırı terlemeyi durdurmak için kullanılan bir toksin. Hocam felç mi yapıyor? Yani halk arasında kabaca felç yapıyor diye biliniyor, telaffuz ediliyor ama aslında felç durum söz konusu değil. Felç bizim sağlıkçı, doktor olarak tamamen istemediğimiz bir durum. Yaptığı etki ise sinirlerden kaslara olan uyarının engellenmesi ve kas hareketinin durdurulması. Bizim istemediğimiz mimik kasları, misal veriyorum, gülümserken veya konuşurken göz çevrenizde, alnınızda, dudak üstünüzde oluşan ince kırışıkları oluşturan kas gruplarını durdurmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla tam bir felç durumu söz konusu değil. Çünkü felç geri dönüşümsüz bir sağlık sorunudur. Bunda ise kaslar, istemediğimiz kas grupları durdurulur ve etkisi geçtiğinde, ilacın etkisi geçtiğinde bu kırışıklıklar, kırışıklar için kullanıyoruz. Kırışıklıklar eskisi kadar yoğun oluşmaz. En büyük etkisi, en büyük artısı da budur. Geri dönüşümlüdür ve bir şekilde hani çünkü hep insanların, benim de etrafımda bu uygulamayı talep eden kişilerde duyduğum, konuşurken en büyük şey buydu. Bu işte felç yapıyormuş, geri dönmüyormuş, ya işte olmazsa nasıl olacak gibi bir takım kuşkular var ama geri dönüşümlü diyorsunuz. Evet, ortalama etki süresi 4-6 aydır ilk yapıldığında. Bu anti-aging uygulamalar içerisinde yapılmadığı takdirde kırışıklıkların daha fazla oluşmasını engelleyen, birbirini takip eden seanslarda etki süresi uzayan ve defalarca yapılmasına rağmen hiçbir yan etki oluşmayan en iyi uygulamadır, en iyi yöntemdir. Peki hocam bunun pratik midir uygulaması? Ağrı olur mu? Şöyle, uygulama ortalama birkaç dakika sürmekte. Lokal anestezik, lokal anestezikler kullanılmakta. Çok ağrılı bir işlem değildir. İşlemin uygulandığı bölge, alın bölgesi, göz çevresi, kafa bölgesi, belki işlem sonrasında hafif bir enjeksiyon sonrası ağrılar oluşabilir ama normalde botoks migren tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Ağrı yapmaz. Anladım. Tabii sevgili seyirciler, bugünkü programda biz medikal estetik
konuşuyoruz. Medikal estetiği konuşurken hani sağlık programında hiç kuşkusuz estetik de artık hepimizin bir parçası olduğu, hepimizin çok ciddi anlamda talep ettiği bir işlem grubu. Bunu bu şekilde düşünüyoruz ve bu nedenle medikal estetik günümüzde ciddi ciddi üzerinde konuşmamız gereken bir konu. Peki hocam, botoksu konuşurken uygulamasının ağırlı olmadığını söylediniz. Süre ne kadar? Birkaç dakika mı, bir saat mi, yarım saat mi? Yok, şöyle. Bölge olarak talep edilen yere göre mi değişiyor? Uygulama çok basit. Alan belli, alan sınırlı. Uygulama süresi ortalama 2-3 dakikayla kısıtlı. Botoksun etkisi de işlem yapıldıktan sonra 3 gün, maksimum 4 gün sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Ortalama 2-3 hafta sonra da maksimum etkisini gösteriyor. Gözümüzde büyüteceğimiz kadar büyük, sorunlu, zor bir uygulaması yok. Enjeksiyon yöntemiyle uygulanıyor botoks istediğimiz kas gruplarına. Farklı uygulamalar yapabiliyoruz. Yani örnek veriyorum. Alın ortasındaki derin çizgileri yok edebiliriz. Kaz ayaklarını açabiliriz. Kaşlara şekil verebiliriz. Kaşları kaldırabiliriz. Aynı zamanda bunların dışında aşırı terleme tedavisinde de çok etkili. O da çok ilginç hocam. Hakikaten havalar ısınıyor. Sıcak yaz günleri. Bu aşırı terleme hakikaten ciddi bir sağlık problemi aslında. Evet. Oradaki uygulama nasıl? Enjeksiyon nereye yapıyorsunuz? Şimdi aşırı terleyen bölgelerin önce haritasını çıkartıyoruz. Ter testi, kabaca nişasta testi diye de bilinen bir uygulama söz konusu. Koltuk altına örnek vermek gerekirse o bölgelere terlemenin çok olduğu bölgeleri belirleyeceğimiz şekilde bir test yapıyoruz. Daha sonra bu bölgelere botoks uygulayıp terlemenin fizyolojik sınırlara indirilmesini sağlıyoruz. Terlemeyi tamamen durdurmamız söz konusu değil ama misal veriyorum, aynı ortamda bulunan 3-5 kişi içerisinde bir kişinin aşırı terleyip kıyafetinin de bunun belli olması sosyal fobi haline gelmekte. Bunun giderilmesi için çok da rahat, basit bir uygulama. Ortalama o da 5-7 dakika kadar sürmekte. İnsanları bu sorundan kurtarabiliyoruz. Nereden yapıyorsunuz enjeksiyonu? Koltuk altının, sorun koltuk altı. Koltuk altı terleme derse. Terlemesi ise koltuk altına, el ve ayak ise el ayası ve ayak tabanına uygulanabilir. Cilt altında ter bezlerinin olduğu bölge yapılmakta. Biz uzun yıllar hocam göğüs kalp damar cerrahları bu koltuk altıyla ilgili sempatektomi yaptık. Yani küçük laparoskopik olarak torakal sempatik sinir ganglionlarını bloke ettik. Yani çok iyi sonuçlar da aldığımız hastalar oldu ama bir kısmında da hakikaten terleme fizyolojik bir şey, demin sizin söylediğiniz gibi. Elde kuruluk oldu, bir süre sonra ciltte pul pul dökülmeler oldu. Tahmin ediyorum bu sizin botoks uygulamanız. Bu tür komplikasyonlarla karşılaşmıyorsunuz herhalde. Botoksun uygulama şekli, uygulama süresi, uygulama sonrası komplikasyonları, cerrahi, kozmetik bütün ürünlere kıyaslandığında çok daha avantajlıdır. Uygulama süresi çok çok daha kısadır. Hasta bu kısa uygulamayla daha sonra iş hayatına hemen peşinde, hemen müteakip iş hayatına, sosyal hayatına devam edebilir. Herhangi bir ağrı hissetmez. Yapması gereken kısıtlama getirdiğimiz çok bir şey yok. Dolayısıyla çok medikal estetiğin, bu anlamda cerrahi estetiği çok üstün yanları söz konusu. Yani bir de şey var tabii, estetikte hep söylenir belki, en iyi estetik bir anda fark edilmeyen, ne bileyim anlar günler sonra fark edilen estetik işlemdir der. Siz bu işlemi yaptığınızda, ben diyelim yaptırdık, geldik ve ertesi gün işe başladık. Aa, sen kendine ne yaptın diye fark ediliyor mu hocam? Şöyle, işlem yapıldıktan hemen sonra böyle bir değişiklik söz konusu değil. Bir üç gün sonra yavaş yavaş kırışıklara açılma bekliyoruz. Hastalara bunu söylüyoruz. Ortalama 10-15 gün sonra hastaları kontrole çağırıyoruz. Şimdi eğer hasta, bu hastanın beklentisiyle de alakalı. Hasta yüzünde bir bakış değişikliği, kaşlarında anormal bir yükseklik veya bu tarzda bir değişiklik istemezse uygulama çok doğal olmakta. Hasta, karşınızdaki insana botoks yapıldığı hiç belli olmamakta. Ama bu tabii taleple alakalı. Yani kaşlarımın çok daha yüksek olmasını istiyorum diyorsa bir 3-4 gün sonra kaşlarındaki yükselmeyi hem kendisi hem de çevresindekiler fark edecektir. Dolayısıyla botoks yapılanlarda hani böyle kabaca bir inanış söz konusu, botoks yapılanlarda bir bakış değişikliği, bir uzaylı görüntüsü söz konusu olmaz hiçbir zaman. Ama
kendisine ciddi bir değişiklik istiyorsa hasta, bu erkek veya bayan olabilir, bunu yaptığımız takdirde bu taleple alakalıdır, değişiklik de olacaktır. Anladım. Komplikasyon olarak gördüğümüz ne var? Mesela enfeksiyon mu var? Botoks enjeksiyonundan sonra enfeksiyon riski söz konusu değil. Botoksa karşı bir alerji söz konusu değil. Enjeksiyon işlemi olduğu için ufak, kabaca halk arasında morluk dediğimiz mercimek tanesi kadar morluklar. Bir kan sulandırıcı kullanıyorsa, bu fark edilmemiş ve kesilmemişse, bu morlukların miktarı biraz daha artabilir. Geçici morluklar söz konusu olabilir. Onun dışında herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Basit bir uygulama. Tabii hocam, şey de var tabii. Demin sizin söylediğiniz mesela koltuk altı ter bezleriyle ilgili. Özellikle dedik ki bunun fizyolojik sınırlarını yapılması gerekir. Tabii bunu bir hekimin yapması lazım herhalde. Çünkü hani doğru tabir mi bilmiyorum ama merdiven altı bu işleri yapmaya gayret eden, güzellik salonu, kuaför vesaire anlamında yapmaya çalışan bir sürü yerler var. Bu anlamda galiba işin önemli kısımlarından bir tanesi bu fizyolojik sınırı belirlemek. Şimdi bu işlemler sonuçta medikal işlemler. Sonunda medikal estetik geçiyor ama bu uygulamayı tamamen doktorun yapması gerekiyor. Kullanılan ürünler ilaç vasfında. Dolayısıyla kendini bilen kişilerin doğru uygulamayı doktor yaptırması gerektiği aşikar. Yani bu anlamda bir kez daha uyarmış olalım. Yani mutlaka bir hekimin olduğu bir merkezde, medikal estetik uzmanının olduğu bir merkezde bu işi yaptırmalarında fayda var. Toparlarsak botoksla ilgili tabii önemli nokta herhalde beklentinin ne olduğunu anlamak. Çünkü çoğu zaman bir problem de bu. Evet. Size geliyor hasta, beklentisini net ortaya koymuyor. Sonunda aldığı sonuçla beklenti arasında bir örtüşme olmadığı zaman da mutsuz oluyor sonuç itibariyle. Bu uygulamada hastanın kendisine doktoru iyi ifade etmesi lazım. Ne istediğini bilmesi lazım. Tabii ki biz doktorların da hastaya öncesi ve sonrası hakkında doğru ve sağlıklı bilgi vermemiz gerekiyor. Olabilecek değişiklikleri daha önce yaptırmadıysa hasta, çevresinde yaptıran yoksa, araştırmadıysa doğru bilgi almalı ve uygulamayı istediği şekilde yaptırmalı. Dolayısıyla sonrasında istenmeyen görüntü problemleri ortaya çıkmasın diye. Botokstan sonra istenmeyen bir durum olarak ifade ettiğim bu kaşlardaki anormal görüntü beğenilmezse daha sonra düzeltilebilen bir durum. Ha, geride dönüşümü ver onu. Dönüşümü şöyle, kaşları kaldırmak için botoks uygulamamızda, yaptığımız botoks uygulamasında kaş üzerindeki kas gruplarını serbest bırakıyoruz. Eğer hasta kaşlarının çok yüksek olmasından bakış değişikliğine rahatsızsa o kas gruplarını kontrole geldiğinde tekrar durdurarak eski pozisyonuna indirebiliyoruz. Bu da bir avantaj tabii. Bu da çok büyük bir avantaj tabii. Hocam kaç yıldır uygulanıyor botoks? Yani tıbbın hizmetinde. Botoks Türkiye'de ortalama 20-25 yıldır çok yoğun uygulanmakta ama Amerikan Sağlık Teşkilatı ve Avrupa Birliği tarafından onaylı. Herhangi bir yan etkisi söz konusu değil. 10 yıllık geçmişin çok uzun süreler önce tanımlamış bir ilaç. Türkiye'de de son 20 yıldır çok yoğun uygulanıyor. Bu kullanılan ilaç tek tip midir? Standart mıdır? Bu muadil, yok işte şu ilaç pahalı, bu ilaç ucuz, bu tür şeyler var mıdır? Muadili var. Muadil, iki farklı ürün var şu anda piyasada. Botulinum toksin iki farklı tipi var. Bunun dışında maalesef yasal olmayıp da Türkiye'ye sokulan ürünler de söz konusu. Ama hastaların kullanırken doktorun kullandığı ürünü görmesi mutlaka araştırıp, burada tabii ürünün ismini telaffuz etmek söz konusu değil ama ürün hakkında bilgi alıp da uygulamayı doğru kişiye, doğru ürünle yaptırması çok önemli sağlık açısından. Diğer kullanılan ürünler hakkında, daha doğrusu yasal olmayan ürünler hakkında, ürünlerle ilgili yapılan uygulamalar sonrasında bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Doğru ürün kullanılmalı, bilinen ürün kullanılmalı. En önemlisi de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı, Amerikan Sağlık Teşkilatı'nın ve Avrupa Birliği'nin onayladığı ürün kullanılmalı. Anladım. Yani FDA onaylı. FDA onayı olması gerekiyor. Onayı olması gerekiyor ürünlerde. Tabii maliyet burada SGK kapsamında mıdır bu, yoksa? Yok, SGK kapsamında değil. Kozmetik, medikal estetik uygulamaları SGK ödemiyor. Ama kozmetik ürünlerle karşılaştırdığımızda kozmetik ürünlere etkinlik açısından çok daha üstün etkinlik söz konusu ve
anti-aging uygulamaları içerisinde demin bahsettiğim gibi geri dönüşümünden sonra, misal veriyorum 1-4-6 ay sonra botoksunuzun etkisi geçiyor. Birbirini takip eden seanslarda etki süresi uzadığı için maliyet hesabı ve hasta memnuniyeti çok artıyor. Yani aslında böyle bir talep varsa tercih edilmesi gereken bir yöntem botoks diyorsunuz. Botoks çok net bir uygulamadır. Peki hocam, tabii bir başka konu gene bu medikal estetikte dolgu işlemleri. Ne anlamalıyım ben bir kalp damar cerrahı bir şey olarak dolgu işlemi deyince ne anlamalıyım? Dolgu işlemi şu kabaca sentetik olarak üretilen, vücudumuza alerjik özellik göstermeyen, vücudun yapı taşı olan hyaluronik asitin yüzün belli konturlarında belli sorunların giderilmesi için kullanılan uygulamanın kabaca ismi. Örnek veriyorum, hastanın nazolabiyal çukurlarını birazcık daha yumuşatmak maksadıyla veya dudağındaki orantısızlığı gidermek için biraz daha hacim kazandırmak için yanaklara, alın ortasına, alın bölgesine, farklı bölgelere, vücudun farklı konturlarına bu hyaluronik asitin enjekte edilmesiyle belli sorunların giderilmesi işlemi. Bu kullanılan hyaluronik asite kabaca dolgu maddesi diyoruz. Her bölgeye mi uygulanıyor? Nasıl şey yapılıyor? Şimdi kullanılan dolgu maddeler hyaluronik asitlerin farklı kıvamda olan, farklı molekül yapılarında olan alternatifler söz konusu. Misal veriyorum, gözaltı çukur ve moruklarında kullanılan hyaluronik asitle dudakta kullanılan hyaluronik asitin kıvamı çok daha farklı. Glabella dediğimiz alın ortasında, nazolabiyal bölgede, çene yanlarında, yanakta kullanılan dolgu maddesinin kıvamı farklı. Ama hepsinin kabaca ismi dolgu maddesi. Hocam bu da geri dönüşümlü mü? Bu da geri dönüşümlü. Hani botoksta konuştuğumuz gibi. Evet, bu da geri dönüşümlü. Sentetik bazı dolgu maddeleri var. Tamamen kalıcı olduğu ifade edilen. Bunları tercih etmiyoruz. Geri dönüşümlü dolgu maddeleri hyaluronidaz denilen bir enzimle, hasta memnuniyetsizliği söz konusu olursa hyaluronik asitin parçalanması yöntemiyle veyahut da yaralanma süresine bağlı olarak tamamen geri dönüşümlüdür. Yani bu da reversible diye tabir edeceğimiz bir işlem. Bu gözaltı morlukları nasıl alıyor? Alıyor mu onu? Şöyle, kabaca sıva yaparmış tarzda dolgu maddesini gözaltı çukur ve morluklarına yerleştirmek gerekiyor. Kullanılan dolgu maddesinin sıvamı çok sıvı kıvamda. Sıva yaptığımızı düşünün o bölgeye. Çukurları azaltıyoruz, morlukları azaltıyoruz, üzerine örtüyoruz. Daha fresh bir görüntü ortaya çıkıyor. Daha rahatlatıyor diyorsunuz. İşlem ne kadar sürüyor? İşlemin ortalama süresi 8-10 dakika kadar sürüyor. 8-10 dakika. Aynı şekilde botoks örneğinde olduğu gibi ağrı olmuyor. Bir enjeksiyon olduğu için göz altlarında, dudak bölgesinde, hassas bölgelerde minimal bir ağrı söz konusu olabilir. Çok ağrı, dayanılmaz bir ağrı söz değil. İşlem sonrasında nadiren yine enjeksiyon olduğu için morluklar oluşabilir. Hepsi, bu yan etkilerin hepsi geçicidir. Dolgu işlemini kontrollü yaptığımız için göz altına dolgu maddesini yerleştirirken, dudağa, yanağa, nazolabiyal bölgelere dolgu maddesini yerleştirirken kontrollü ve az yerleştirdiğimiz için istemediğimiz anormal görüntüler ortaya çıkmıyor. Herkesin sorunu farklı, beklentisi farklı. Misal vermek gerekirse dudak dolgusu için gelen bir hastaya kendisini ne kadar anlatırsa anlatsın, ne kadar dolgun bir dudak istediğini anlayıp da bir seansa bunu yapmak söz konusu değil. Dolayısıyla dolgu maddesini yavaş yavaş yerleştirip istediği yerde duruyoruz. İstemediğimiz kadar büyük bir dudak ortaya çıkmıyor. İstenilmeyen bir görüntü ortaya çıkmıyor. Yapış şeklinden de kaynaklanan doğru sonuçlar var. Yani bir seansta işi bitirmiyoruz. Ya bu bir süreç. 2 veya 3 seansa yaymak gerekiyor işlemi. İstenilen kıvama gelince de durmak lazım. Evet. Belki onun şey avantajı da var tabii. Hani botoksta konuşmuştuk. Fark edilmeyen estetik aslında en iyi estetiktir. Doğal süreç olarak ortaya çıkması, evet. Böyle bir algı var toplumda nedense. Bu anlamda belki o süreci bu şekilde tamamlamak belki daha doğru. Alerji oluyor mu botoksa? Çünkü sonuçta cilt altına bir yabancı cisim veriyorsunuz. Botoks bir mikroorganizmanın toksini, buna karşı alerji söz konusu değil. Yalnız dolgu maddelerine karşı alerjik reaksiyonlar, erken alerjik reaksiyonlar ve geç alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bunların da tedavisi söz konusu. Uygulama yavaş ve kontrol yapılmalı ama. Her evet. Ne yapılacaksa yavaş ve kontrol yapılmalı. Evet. Yani sonuçta hocam bu dolguda hakikaten
dediğim gibi bir hacim veriyorsunuz, cilt altına veriyorsunuz. Tam olarak verdiğiniz tabaka hangisi? Epidermis? Yapacağımız bölgeye göre değişmekte bu. Hmm. Botoks uygulaması için konuşuyorsak bunu kas içi uygulama yapıyoruz. Ama diğer dolgu uygulamalarında yapacağımız yer ve yapacağımız işleme göre uygulama değişmekte. Yani dudağın bir konturunu belirginleştirmek istiyorsak yapacağımız bölgeyle dudağa hacim kazandırmak istiyorsak yapacağımız bölge arasında derinlik farkı söz konusu. Evet. Bu hasta beklentisiyle alakalı. Evet. Ya tabii medikal estetik deyince hem konu uzun, evet, zaman kısıtlı. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra cilt yenileme uygulamalarını, Matrix'i, belki zamanımız kalırsa obeziteyi ve belki saç ekimlerini Doktor Cem Akman'la, medikal estetik uzmanımızla konuşmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Bu haftaki uzman reçetesi programında Doktor Cem Akman'la, medikal estetik uzmanı, medikal estetik uygulamalarını konuşuyoruz. Ve programımızın ilk bölümünde botoksu konuştuk, dolgu işlemlerini konuştuk. Sevgili hocam, dolgu işlemleriyle ilgili ben bir de size şeyi sormak istiyorum. Bu kullanılan malzemeler, ürünler, hakikaten insanların kafası karışıyor. O kadar geniş bir yelpazede ürün var ki, tercihi nasıl yapmalıyız? Şimdi şöyle, kullanılan ürünler farklı markalar ve farklı moleküller söz konusu. Kullanılan ürünler alerji testlerinden geçmiş ürünler. Ama piyasada çok çeşitli varyasyonlara sahip ürünler. Burada tercihi yapan doktor olmalı ve doktorun kullandığı ürün hasta tarafından bilinmeli. Etkinliğini kanıtlamış, yan etkisi minimal olan alerji testleri yapılmış ürünler var. Alerji testleri yapılmış olmasına rağmen her üründe bir takım alerjik reaksiyonlar gelişme riski söz konusu. Piyasada bulunan herhangi bir ağrı kesici sizin kullanmanız halinde baş ağrınızı keser. Ben kullandığımda vücudumda alerjik reaksiyon ve döküntüler ortaya çıkartabilir. Bunun gibi düşünmek gerekiyor. Ama iyi ürün kullanıldığı takdirde, kaliteli bir ürün kullanıldığı takdirde hem etki süresi uzuyor hem de bu alerjik reaksiyonlar daha az ortaya çıkmakta. Evet. Yani belki şimdiye kadarki olan kısmı toparlarsak, bu medikal estetik işlemlerini mutlaka bir Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, işlem yapmaya yetkili sertifikası olan hekimlerin olduğu bir merkezde yaptırmak, gene kullanılan ürünlerde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın onayı olan ve belki bir ikinci şart FDA veya Avrupa Birliği sertifikası onayı olan ürünleri kullanmak ve işlem öncesi mutlaka işlemi yaptırdığımız hekimle, işlemi yapacak olan hekim arkadaşımızla beklentilerimizin ne olduğunu, sonuçların ne olabileceğini uzunca bir süreci onunla paylaşıp konuşmak, karşılıklı birbirimizi iyi anlayarak işleme başlamak galiba bu işin altın standardı. Sevgili Cem Hocam, bu bir başka konu daha şu tabii, medikal estetikte önemli bir konu. Bu cilt yenileme diye bahsedilen, içinde mezoterapiden bir ucunda tutun da işte antioksidan tedaviye kadar gene geniş yelpazedeki birbirinden farklı işlemleri, birbirinden farklı hastaya müdahaleleri içeren bir grup. Buna nasıl girmeliyiz? Bu cilt yenilemesini nasıl tanımlamalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi bahsettiğiniz gibi cilt yenilemesi çok geniş bir konu. Ciltteki sorunların giderilmesi, mevcut cildin antioksidanlarla takviye edilmesi veyahut mevcut cilde hyaluronik asit enjekte edilerek cildin birazcık daha toparlanıp sıkılaştırılması, hepsi cilt yenilemenin içerisinde yer almakta. Mezoterapi den bahsettim, o gündeme geldi. Mezoterapi denilen işlemde cildin mezo tabakasına antioksidanlar, işte A, C, E, selenyum gibi vitaminlerin enjeksiyonuyla
ciltteki oksidasyonun yani yaşlanmanın durdurulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bir peeling uygulamasında meyve asitleriyle cildi soyup ciltteki lekelerin azaltılması, ciltteki ölü tabakanın ve mat görüntünün gitmesini hedefliyoruz. Işıltılı dolgu diye halk arasında çok tabir edilen hiyaluronik asit ve mannitol kombinasyonuyla cildin hidrasyonunu yani kabaca su tutmasını, daha sağlıklı bir cilt ortaya çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunların tamamı cilt yenileme, sorunların giderilmesi işlemleri. Bunun çok geniş bir konu, yelpaze çok geniş. Yani cildin yenilenmesi için roller denilen cilt soyma, lazerle cilt yenileme, aynı zamanda PRP denilen platelet rich plazma yöntemiyle kan alıp plazmasını ayırıp cildi yenileme. Peki hocam, bu cilt yenilemede çok geniş bir yelpaze var dediniz. Neye göre indikasyon belirliyorsunuz? Yani ben geldim hocam, işte geldik belli bir yaşa, evet şöyle şu cildi bir yenileyelim dedik filan. Yani tabir yerinde mi bilmiyorum ama ondan sonra siz bir takım testler mi yapıyorsunuz veya gelen kişinin talebine doğru göre, bölgeye göre mi tercih ediyorsunuz? Ondan sonra nasıl hareket ediyorsunuz? Tabii şimdi hastanın talebi burada bizi yönlendiriyor. Yani başvuran hastanın cildindeki leke sorunları veya cildindeki mat görüntü veya yüzündeki sarkmalar için uygulama değişmekte. Genç yaşta güneş lekesi oluşmuş bir hastaya cildinde ciddi bir deformasyon olmadığı için bir mannitol hiyaluronik asit kombinasyonu önermiyoruz. Burada belki mezoterapi de kullanılmayabilir ama cildin soyulması, demin bahsettiğim meyve asitleriyle, aynı zamanda rollerla, aynı zamanda lazerle lekenin giderilmesi için kullanılabilir. Veya orta yaşta bir bayanda cildinde sarkma oluştuysa, kuru, hassas bir ciltse, yaşından daha ileri bir cilt yaşına sahipse, bir sarkma söz konusuysa, bunda ışıltılı dolgu tercih edilebilir veyahut da demin bahsettiğim PRP yöntemi uygulanabilir. Yani burada hastanın talebiyle sunacağımız çözüm eş zamanlı olmalı. Yani ne istediğini bilmeliyiz, iyi anlamalıyız ve ona göre bir çözüm sunmalıyız. Hocam şöyle bir şey var. Tabii bu estetik işinde çoğu zaman hasta gelen kişi bir takım taleplerde bulunuyor ama onun gözünde, onun hayaliyle sonunda varacağı nokta örtüşmeyebiliyor. Çoğu zaman da şeye bırakılıyor. Yani karşıdaki hekime bırakıyor hasta. Diyor ki hocam ben işte gördüğünüz durumdayım. Bundan daha iyi bir noktaya nasıl gelebilirim? O yüzden işte demin uyarıda bulunduğumuz bir hekimin bu işi yapması, tecrübeli bir elin bu işi yapması ve yani zevkli birinin bu işi yapmış olması belki çok önemli. Şimdi elbette ki öyle. Yapılan hiçbir uygulamada, medikal estetik için ve diğer bütün uygulamalar için konuşuyorum, abartıya kaçmayacağımız takdirde hastaya yapacağımız olumlu değişiklikleri, oluşabilecek değişiklikleri iyi anlatırsak hasta memnuniyeti söz konusu oluyor. Yapacağımız uygulamalar kesinlikle cerrahi estetiğin alternatifi değil. Yani bir yüz germeyle alınacak sonuçla o hasta portföyü de farklı. Bir burun estetiğiyle estetiğinde alınacak sonuçla nazolabiyal bölgeye yapılacak dolgu arasında ciddi farklar var. Uygulamalar açısından da, alınacak sonuçlar açısından da. Dolayısıyla hastanın sorununu iyi belirleyip hastayı doğru yönlendirmeliyiz. Yani hasta yapacağımız uygulamalardan sonra yeterli memnuniyete ulaşacak mı? Sorunu gerçekten bu mu? Ve çözüm sunabilecek miyiz? Misal vermek gerekirse, hastanın yanak bölgelerine yapılacak bir dolgu uygulaması hastayı memnun edecek mi? Yüzünde sarkma olacak olan ve bunun için başvuran bir hastaya yapılacak, yanak bölgesine yapılacak dolgu uygulaması hasta memnuniyetini arttırmaz. Belki sarkmaları daha fazla arttırabilir. Ama elmacık kemiklerine yapılacak bir dolgu uygulaması yüz kontrolünde olumlu bir değişikliğe sebep olup cerrahi estetiğe gerek kalmadan hasta memnuniyetini sağlayabilir. Dolayısıyla hastayla doktor arasındaki uyum burada çok önemli. Hastanın doktoru iyi anlaması, arz ve talebi doğru sunması çok önemli. Çok önemli tabii. Hocam bu cilt yenileme için hani bilmiyorum doğru mudur kullandığım tabir ama bu gerçekten etkili oluyor mu? Yani
3 yaş, 5 yaş, 10 yaş atıyor mu? Hani halk tabiriyle söyleyeceğim, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Şöyle, cilt yenilemede tabii ki yani yapılan işlemler tamamen demin bahsettiğimiz bir botoks dolgu uygulaması gibi Amerikan Sağlık Teşkilatı'nın onayladığı ürünleri kullanıyoruz. Cildi misal vermek gerekirse soyuyoruz. Cildin epitelizasyon süresini hızlandırmış oluyoruz ve ciltteki lekeleri, ciltteki olumsuz görüntüyü azaltıyoruz. Yapılacak işleme göre alınacak sonuçta değişmekte. Yapılacak işleme göre son dönemde çok kullanılmakta olan bu platelet rich plasma PRP denilen yöntem artık tıpta farklı alanlarda kullanılmaya başladı. Ortopedi, diş kanal tedavisi, yara iyileşmesini hızlandırdığı kesinleşti. Hiçbir zararı söz konusu değil ve ciltte de yer çekimi etkisiyle oluşan deformasyonu azalttığı tıbbi olarak yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Evet. Hocam bu örümcek ağı denilen matrix uygulamaları bunu nasıl tanımlayalım? Bunu nasıl anlatalım? Bu da son dönemde çok revaçta. Cilt altına yerleştirilen özel emilebilir, absorbe olan ipler vasıtasıyla cildin içerisinde bir örümcek ağı oluşturuluyor cilt altında. Epidermisin altında. Ortalama 3-4 ay sonra emilebilen ipler tamamen absorbe olup emildikten sonra orada oluşan tabakanın cildi toparlayıp sıkılaştırdığı, işte demin bahsettiğim gibi yer çekimi etkisiyle oluşan deformasyonu giderdiği tespit edilmiş. Bir yan etki söz konusu değil. İşlem uygulaması ortalama 40 dakika sürüyor. Uygulama esnasında lokal anestezi yapılıyor. Bu büyük bir avantaj. Ve uygulama yüzün her bölgesini aynı zamanda göğüs ve kalça ve vücudun birçok bölgesine yapılabiliyor. Boyun bölgesine, platismanın üzerine yapılabiliyor. Diğer enjeksiyon işlemlerinde olan yan etkiler bunun için de söz konusu. Bir ekimorluk, ekimoz söz konusu olabilir. Hastaya işlem sonrasında bir takım dikkat etmesi gereken noktalar ifade ediliyor, veriliyor. Onun dışında basit bir uygulamadır. Ve sonuçları da yurt dışında çok uzun zamandır yapılıyor. Türkiye'de son dönemde çok revaçta yok. Ortalama 1,5-2 yıldır. Artık çok yaygınlaştı. Sonuçlarında çok net, hasta memnuniyeti söz konusu. Ama bir cerrahi işlem olarak düşünmemeliyiz. Cerrahi işlem değil kesinlikle. Hasta doktorla iletişim halindeyken bu işlem yapılıyor. Yani hastaya yaptığımız işlemi anlatırken bu işlemi yapıyoruz. Hastanın bilinci açık, bir genel anestezi söz konusu değil. Kesinlikle bir kesme olayı, cerrahi bir uygulama söz konusu değil. Ameliyat komplikasyonları yok. Yüz germenin alternatifi değil. Yani yüz germede yüz germenin uygulanacağı hasta grubu, bu işlemi yaptığımız hasta grubu değil. Ama etkinliği çok net ve yan etki söz konusu değil, alerji durumu söz konusu değil. En büyük avantajları bunlar. Evet. Hocam, bu deminden beri konuştuğumuz botoks, dolgu işlemleri, cilt yenileme, matrix, son bahsettiğiniz. Tabii bütün bu medikal estetiğin yanında önemli bir problem daha var. Bence çağımızın hastalığı, yani tansiyon gibi, kalp gibi, kanser gibi belki çağımızın hastalığı obezite. Medikal estetik açısından siz obeziteye nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi obezite ciddi bir sağlık sorunu. Toplumumuzda çok büyük bir oranda obez bir kitle söz konusu. Vücut kitle indeksinin üstünde beslenmesi bozuk bir toplum yetişiyor. Bu yalnız bizim ülkemiz için geçerli değil. Yani yurt dışında bu böyle. Bahsettiğiniz sorunları, şekeri, kalp hastalıklarını, tansiyon sorunlarını tetikleyen bir sağlık problemi aslında. Biz medikal estetik olarak farklı uygulamalar yapıyoruz bu obezite sorunu için. Ama öncelikle, hepsinden önce zayıflamak için, hastanın fazla kilolarından kurtulması için bilinçlenmesi gerekiyor. En önemli sağlık problemi, ileriki dönemde yaşam süresini kısaltacak. Artık belli programlar var, Android programları. Yani kilonuzu, yaşam şeklinizi, boyunuzu vücut kitle indeksine göre ölçülerinizi söylediğinizde yaşam süreniz ortaya çıkıyor. Kabaca. Bu yaşam süresini kısaltan, yaşam konforunu arttıran ciddi bir sağlık problemi. Ama maalesef beslenme alışkanlığımız bozuk olduğu için, beslenme saatlerimiz yanlış olduğu için insanlar
obeziteyle savaşmadığı için, böyle bir toplum bilinci oluşmadığı için giderek artan bir kitlesel obezite söz konusu. Medikal estetik olarak bölgesel inceleme işlemleri yapıyoruz biz. Ama her şeyden önemlisi insanların şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Zayıflamak için öncelikle bunu istemek lazım. Yani matematiksel olarak aldığınız kilodan fazlasını harcamanız halinde, harcamadığınız takdirde kilo vermeniz hiçbir yöntemle söz konusu değil. Bu cerrahi estetik için de geçerli. Yapılacak hiçbir işlem tekrar kilo alınmasını veyahut da ileride tekrar böyle bir sağlık sorunu oluşmasını engellemez. Biz medikal estetikte bölgesel incelme, lipoliz, mezoterapi, karboksiterapi, radyo frekans ve buna benzer uygulamalar yapıyoruz. Kilo vermek isteyen kişilere öncelikle bir diyet uygulaması başlamak gerekiyor. Aldığı kaloriyi vatandaş bilmeli. Misal veriyorum, oturup abur cubur yerken televizyonun karşısında 100 gram badem yerseniz 560-600 kalori alacağınızı, bir elma yerseniz 40 kalori alacağınızı bilmeniz lazım. Tercih edeceksek sağlıklı şeyleri tercih etmeliyiz. Yakamayacağımız kaloriyi almamalıyız. Eğer aldığı kaloriye dikkat eder, fazla harcama yolunda bir çaba gösterirse, bol sıvı da alması halinde yapacağımız işlemler bölgesel incelmede çok etkili olmakta. Amacımız hastaların kilo verirken belli bölgelerindeki yağ kitlesini yakarak kilo vermesini sağlamak. Yani o bölgedeki yağları metabolizmaya sokarak o bölgelerin daha hızlı incelmesini sağlamak. Tabii ki bir bütün olarak kilo vermesini istiyoruz. Ama öbür belli göbek, bel, basen, kalçalar kilo veremediğimiz ana bölgeler. Bu bölgelerin incelmesi için de bu tarzda işlemler uygulanabilir. Hocam şöyle bir sıkıntı var. Ben kendi branşımla ilgili de karşılaşıyorum. Şimdi bu lipid ilaçları, yüksek kolesterol ilaçları, hasta diyor ki biz hocam diyor ben diyetini ayarlamıyor, normal yiyor, içiyor, yağlı yiyor, işte kebap yiyor vesaire vesaire. Ne olacak işte yükselirse bir tane kolesterol ilacından alırım, kolesterolümü normale düşürür. Şimdi obezitede de aynı problem. Evet. Siz medikal estetik olarak ne yaparsanız yapın, eğer bu noktada kafasına bunu koyup ben bu işi yapacağım demiyorsa ve hayatını olması gerektiği gibi, aslında ekstra değil ama normalde olması gerektiği gibi planlamıyorsa sorun çözülmüyor. Şey gene ilgimi çekti hocam, belki ısrarla bu programda altını çiziyorum ben. Hekimin olduğu bir merkezde, mutlaka medikal estetik uzmanının olduğu bir merkezde bu işleri yaptırın diye bizi seyredenlere tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çünkü demin bahsettiğiniz bu bölgesel inceltme, öyle tabir edeyim, işlemlerinde fark ettim ki söylediklerinizden bu aslında multidisipliner bir yaklaşım. Yani işin bir ucunda evet medikal estetik uzmanı, hekim arkadaşım var ama işin bir ucunda bir diyetisyen var. İşin bir ucunda bir psikolog var belki. Bütün bunlarla multidisipliner bir yaklaşımla aslında başarı geliyor. Ve bu noktada bu ekibi yönlendirecek, bu ekibe liderlik yapacak mutlaka bir hekimin olması gerekiyor. Bu anlamda mezoterapi bir ara çok modaydı. Hala bölgesel incelmede çok sık kullanıyor musunuz? Hala bölgesel incelmede çok sık kullanılan bir yöntemdir. Demin bahsettiğim gibi yüz için konuştuk ama bu vücudun tamamı için geçerli. Mezo tabakasına terapi yapma işlemi. Lipolitik solüsyonlar var. Lipolitik solüsyonları o bölgeye enjekte ettiğimiz takdirde o bölgede lipolizi, yani yağ parçalanmasını hızlandırmış oluyoruz. Ama işin tamamen esası, sizin bahsettiğiniz konuda da, yani bir kolesterol probleminde de, bu bahsettiğimiz konuda, bir alkol ve sigara bağımlılığında da hastanın öncelikle ne istediği şeye karar vermesi, vatandaşın istediği şeye karar vermesi ve net olmasıdır. Bu konuda medikal estetik uygulamalar, cerrahi estetik uygulamalar dışında psikolojik destek çok önemlidir. Çünkü eğer gerçekten bir obezite ise, ciddi bir obezite ise, söz konusuysa, uzun bir süreye bunu yayarak hastanın kilo vermesini sağlamak gerekir. Kısa zamanda vücudun dengesini bozacak kadar kilo vermek sağlıksız bir yaklaşımdır. Dolayısıyla uzun zamana yayılan kilo verme işlemlerinde de hastanın motivasyonunu üst düzeyde tutup hastaya devamlı destek olmak gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Hastanın öncelikle bunu kendisinin istemesi,
kafasına koyması bir azimli olması lazım. Hocam şeyler de duyuyoruz. Zaman zaman televizyonlarda çıkıyor. Böyle filanca alet geldi. Bir de böyle bir hanımefendi uzanıyor. İşte 3 kere geldi. Haftada işte 10 dakika geldi. Bu cihaz var ya, bu cihazı tuttuk. Bak böyle oldu filan gibi. Böyle teknoloji hakikaten böyle mucize şeyler var mı? Şimdi siz spor programı da yapıyorsunuz. Tabii. Yani spor yapanlar, sabahları koşanlar, akşam yürüyüş yapanlar, beslenmesine dikkat eden insanlar o zaman bir şey yanlış yapıyorlar demektir. Eğer bunlar sorunları çözüyorsa. Tabii ben bu tarz cihazlar hakkında olumlu veya olumsuz fikir beğenmem çok söz konusu değil ama ben bunların insanların vücudunu şekillendirdiğini, kilo problemlerini çözdüğünü düşünmüyorum. Oturduğunuz yerde efor sarf etmeden, yorulmadan, terlemeden kalori harcayamazsınız ve istediğiniz şekilde kavuşamazsınız. Her şeyin bir bedeli vardır. Yani ne kadar emek harcarsak o kadar, başarılı olur. Karşılığını alacağız. Evet. Hocam tabii şeyi ben aslında çok uzun yıllar Türkiye'de bir zihinsel şey de oldu, değişim de oldu. Bu medikal estetik vesaire bu konular aslında böyle çok da toplumda hoş karşılanmayan konulardı ama şimdi vardığımız noktada sanki bireylerin, kişilerin kendilerine olan saygısıyla alakalı gibi duruyor. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz medikal estetik genel anlamda? Şimdi insanların kendisine bakması bir kere ana kural olmalı. Yani yaşıyorsak düzgün hijyen koşullarına uyarak sağlıklı yaşamalıyız. Ekonomimizin elverdiği ölçüde. Bakım konusuna gelince insanda bakımın bir sınırı yok. Yani bakımı toplum olarak sosyo-kültürel seviyemiz arttıkça, zaman ilerledikçe, insanlar yapılan uygulamaları test ettikçe, çevresindekiler bunları gördükçe uygulamalara rağbet artmakta. Uygulamalar hakikaten temiz uygulamalar. Yani komplikasyonların az olduğu, neticenin net olduğu uygulamalar. Bir koltuk altı terlemesinden hasta memnun olunca, çevresindeki insanlar bunu gözlemleyince yapan kişi de bundan memnun oluyor. Çevresinde güvenler de buna talep artıyor. Dolayısıyla temiz ve basit kısa süreli uygulamalar olduğu için gün geçtikçe insanların isteği, talebi, beklentileri artıyor bu konudaki. Evet. Hocam dilinize sağlık, elinize kolunuza teşekkür kuvvet. Ediyorum, ben teşekkür evet, ediyorum. Sevgili seyirciler bu hafta uzman reçetesi programında medikal estetik işlemleri konuştuk. Konuğumuz Doktor Cem Akman'dı, medikal estetik uzmanı. Kendisiyle botoksu, dolgu işlemlerini, cilt yenilemeyi, matriksi, obeziteyi konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka konukla buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, mutlu kalın diyoruz.